Ben diyorum ki ben madem ki Allah bana bunu nasip etmiş, ben bundan mükellefim. Ben bu başka arkadaşa anlatmak mecburiyetindeyim. Anlatmam lazım diyorum. Öbür taraftan benim yaşlı olduğum için yaşlı arkadaşa diyorum ki sen anlatamıyorsan cebinde bir tane kitap bulundur. Bak Diyanet basmış. Bu kitabı hasta yapmaya gidiyorsun. Portakalı, limonu, mandalini, hediyeliği kim olsa götürüyor. O hastanın esas en büyük tedavi moraldir. Hastalığın bir ihsan-ı ilahi olduğunu bilmektir. Onun direncini, mukavemetini artırmaktır. Değil mi? Onu anlattığın zaman da ondan sonra hastalara, ihtiyarsa ihtiyara, gençler ise gençlere değil mi? Böylece ne yapmış oluyoruz? Onun bağışıklığını geliştirmiş oluyoruz. O mikroplara karşı yenici oluyor. O bilgiler inkardan geliyorsa, yanlıştan geliyorsa, histen geliyorsa, nefisten geliyorsa, şeytandan geliyorsa elbette Allah her derdin bir devasını vermiş. Yani amacı, gayesi ne olmalı? Önce ne için yaratıldığımızı bileceğiz. Biz okuduğumuz eserlerden aldığımız ders Allah'a iman, Allah'a kulluk yapmak. Peki Allah'a iman etme dersini alıyoruz, Risale-i Nur okuyoruz, ondan imanımız inkişaf ettiği nispetle o zaman ne yapmak istiyoruz? Allah'ın emrine uygun şekilde okuduğumuz o Kur'an hakikatlerini insanlara ulaştırmak istiyoruz. Başka insanların da imanlarını takviye edip gençlere yanlış şeylerin ulaşmaması için ne yapıyoruz? Onları buna diyoruz biz risalet görevi. Peygamberimizin insanlara tebliğ ettiği bu İslam'ın iman hakikatlarını, imanı, Kur'an'ın hakikatlarını ne yapıyoruz? Onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Ulaştırmaya çalışırken önümüze çıkan engelleri bertaraf etme. Nedir bu bertaraf etme? Biz vazifemizi yapmakla mükellefiz. Muktizaya hale göre hareket ederek. Yani biz kendimizi iyice yetiştirdiğimiz zamanlarda eserlerle, karşımızdaki arkadaşlarla iletişim mümkün. Onlarla halkla ilişkiler diyoruz. Münasebet kurduğumuz zaman da onu konuşturup onun eksiklerini, yanlışlarını, kafasındaki vehimleri, şüpheleri tespit ediyoruz. Ondan sonra okuduğumuz eserlerin içindeki o hakikatleri ona ihsas ettiriyoruz. Karşılıklı ne yapıyoruz? Fikir teatisi yapıyoruz. Buna diyoruz ahir zamanın muharebesi diyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki devletler, milletler muharebesi, harbi, beşer muharebesine terki mevki etti. Fikir muharebesi. Onun fikrindeki o yanlışları ifadesiyle anlatıp onu alıp o yanlış fikirlerine karşı bizim müspet fikirleri veriyoruz. Nasıl ki bir ilacı doktor diyor ki al bunu kullan diyor. Bir daha var iki tane, üç ilaç birden kullanıyorsun. Üçü de gönderiyorsun. Üçü onu yerinden götürüp orada tedavi ediyor. Oradaki hücreleri tamir ediyor değil mi? Aynen verdiğimiz fikirleri de o yanlış fikirleri çürütüyor. Peki bu fikir ben mi biliyorum? Yok. Kur'an'ın bu asra bakan mucize-i manevisi diyoruz. Yani müellif diyor ki beni psikolojik bataklığında saplanmış bir medet hocası mı zannederler? Yani bu asrın yarası nereden geliyor? Fenden, felsefeden geliyor. Peki bu kör hissiyattan geliyor. Peki benim nefsimi ilzam eden bütün insanlığın da nefsini ilzam eder diyor. O zaman ne yapıyor? Onu nasıl ilzam etmiş? Beni psikolojik bataklığına saplanmış bir medet hocası mı zannederler? Hazır asrın fennini, felsefesini, biyolojisini, kimyayı, fiziği, astronomi hepsini okumuş. Okuduktan sonra da o hususta ne yapmış? Kur'an'ın ayetlerinden çıkardığı o hakikatları gençlere sunmuş. Sunarken de ne yapıyor? Diyor ki bana parlak gençler geldiler. Bize muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyor dediler. Ben onlara dedim siz muallimleri değil okuduğunuz fenleri dinleyin diyor. Ve böyle başlıyor. Ve fenlerin kendi 6. meselede bu meseleyi güzelce hallediyor. Şimdi biz bu anlattığımız Risale-i Nur'daki bu 6. mesele gibi bütün meseleleri herkesin seviyesine göre bakacağız. Bizim seviyemiz ne alabilmişsek alabildiğimiz ispetle vereceğiz. Bunu anlattığımız kişi biz tanıtımını yapıyoruz. Aynı sunucular gibi tanıtım yapıyoruz. Biz bu mücevherat dükkanının dellalıyız diyor usta. Biz de kaderince dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz ve Risale-i Nur'ları sunuyoruz. Şimdi karşıdaki insan daha akıllı, daha zeki, daha kültürlü, daha ideolojik insanlar tanıdığı zaman da okuyunca onlar daha çok istifade edecekler. Ve bu sebeple bakacak ki kimlere ulaştırmış olacağız? Ya onlar da ondan istifade ettiği nispetle çünkü insanın en büyük eksikliği şu, bilmediğini bilmemek. Şimdi bir herhangi bir şey soruyor diyor ben diyor Risale-i Nur'u biliyorum, Nurcu'nu biliyorum, Said Nursi'yi bakıyoruz ki bilmiyor.
Ne bileyim, sadece dışarıdan konuşulanlara karşı yani böyle klasik şekilde. Halbuki Risale-i Nur'a o eğilse de onu tetkik ettiğin zaman da o zaman bakacaksın ki ilmi nispetinde, kabiliyeti nispetinde, ihtiyacı nispetinde bundan müşahede ediyoruz. Ta ki ben ne kadar çok ihtiyaç hissettim ki tatmin oldum ve ondan sonra da koşuyum bu gençlere. Bana geçmişte bir yerde dediler ki sen bir iyi terzi misin? Sen bu işlerle niye böyle uğraşıyorsun? Kardeşim dedim, ben aldığım gibi satıyorum. Bana anlatan arkadaş beni zindana atarlar, bana ceza verirler, bana yanlış yapacak deseydi ben ne yapardım? Ben ondan haberdar olamazdım. İstifade edemezdim. O bana madem bunu anlattı, öyleyse ben de uygun bulduğum kimseye anlatayım. İhtiyacı olan insan zaten karşılıklı ille benim dediğim bunu dinleyeceksin veyahut da bu ille böyle olacaksın diye bir şey diyor. Biz sunarız. Kendisi kabul ederse, ihtiyacı varsa, kendine ihtiyacı yoktur, hastalığı yoktur ama şu var. Bugün ilimden geldiği için, fenden geldiği için, felsefeden geldiği için ne yapıyor? Sadece kalp kâfi gelmiyor. Kalbin tatmini, feyzi kâfi gelmiyor. Aklı nizam etmek istiyor. Adam kalkıyor diyor ki cehennem nerede diyor. Gidip gelen mi var diyor. Şimdi sen bu adama cehennem nerede deyince sen inkar ediyorsun mu diyeceğiz, yoksa cehennemin ispatını mı yapacağız? Cehennem diyor Peygamberim sonunda, tahtel arz diyor. Tahtel arz, yerin altında diyor. Peki yerin altında olduğunu ne ispatlıyor? Peygamberimiz böyle demiş. O zaman insanlar demiş ki evet, tahtel arz yerin altında ama tabakatın arz ilmini okuyan ustad diyor ki her 33 metre eşliğinde bir derece sıcaklık çıkıyor. Dünyanın ortası 600 bin kilometre olduğundan 200 bin derece hareketi cami diyor. Doğru diyor. Şimdi yanardağlar gül gül atıyor değil mi? Ya. Şimdi bu ispat edince akıl tatmin oldu. İlim onu ilzam etti. Şimdi geçmişte bize ya bırakın şu gerici kafaları efendim ilme siz tabi olun. Biz şimdi ilmi konuşuyoruz. Şimdi işte onun için inkar fikirliği ne çürüttü? Teknoloji çürüttü. Anladın değil mi? Gelişen fen çürüttü. Şimdi onun için de elbette diyor usta ne diyor? Rusya dinsiz kalamaz. Diyor, Hristiyan da olamaz diyor. İşi Marksizmi, Lenin'in bir cinsalı fikirleri okuyan insan Risale-i Nur'daki tevhid konularını okuduğun zaman da bir bakıyorsun ki o usta muazzam bir ihtisas sahibi oluyor. Ondan sonra da başkalarının istifadesine vesile oluyor. Şimdi her türlü imkanlar Allah lütfetmiş. Radyosu, televizyonu, efendim buna benzer imkanlar. Şimdi biz onu geçmişteki o mahrumiyetlerimizi göz önüne alıyoruz. Bugünlere gelince ahir zamanın bir alameti de hırs ve tamah. Şimdi biz de bu gelişen teknolojinin içinde, gelişen bu orta hizmet ortamının içinde biz diyoruz ki ya bu gençlere ulaşalım, ulaşalım. Nasıl ulaşınca koş, yürümeyle de ulaşmam. O zaman ulaşmanın yolları arıyoruz. Bakıyoruz ki ulaşmanın yolu bilgisayarda oluyor, internette oluyor, televizyon, radyoda oluyor. Böyle bu imkanlarla biz de onlara bu hakikaten ulaştırmış oluyoruz. Geçmişteki halimize bakıyoruz. Yasaklı günlerde yasaklardan Risale-i Nur'ları anlatıp bugün serbest bir güne ulaşmışız. Allah bu havayı bahara vermiş. Üstad demiyor mu? Biz kışta geldik, siz cennet asa bir baharda geliyorsunuz. Şimdi saçılan nur tohumları sizin zeminizde sümbül verecek diyor. Şimdi sümbül zamanı, gel fide yapalım diyoruz. Diyor ki ya işim var diyor. Anladın değil mi? Kardeşim biz sana işine engel olmuyoruz. İşini de yap ama gerektiği gibi tefekkür et. Şimdi ben rahmetli Tayyip Tahir abiyi bakardım. Bir fabrikada çalışan bir abiymiş. Ama fabrikada hem çalışmış hem bir yandan da Risale-i Nur'a ezberlemiş. Olmuş bir Tayyip Tahir abi. Anladın? Şimdi çalışan arkadaş, ben şimdi bahçede çalışıyorum. Çilek bahçesinde çalışıyorum, domates, patates, meyvelerin içinde, arada, şurada, burada. Ama bizim hanım bana der ki, sen yine kafa başka yerde derim. Sen ben çağırıyorum, duymuyorsun derim. Ben kafamda başka meseleler, başka hizmetler var. Elim ama işi yapıyor. Şimdi ben bütünüyle ona kendimi verip de onda bu laboratuvar tahlili değil ki elim alışmış makineyle fidayı alıyorsun, onu söküyorsun, yabancı ot alıyorsun, bunu yapıyorsun. Ama orada bu hizmet okuyup da insan gözünün mumuyla okudukları böyle geliyor. Gelmesi için çok okumamızı iktiza ediyor. Okuduklarımızı tefekkür etmemizi iktiza ediyor. Neyi tefekkür edeceğiz? İşte üstadımızın Ayet-i Kübra'da münacatta anlattığı gibi o şuursuz bulut bu hayat olan değil mi rahmeti muhtaç olan zihayatları gönderiyor. Bir de bakıyoruz ki gökte gürlemeler bunlar Allah hepsini böyle gözümüzün önüne dökmüş.
Şimdi konumuz şu. Ya her Müslüman bunu biliyor. Her insan bunu biliyor ama ülfet peyda etmiş. Alışkanlık olmuş. Allah Allah. Şimdi ben koyunların içine giriyorum. 5 dakika evvel kuzuladı. 5 dakika sonra anası kalk diyor. Ayağa kalkmaya çalışıyor. Kalkıyor. Ondan sonra bir şey aramaya başlıyor. Ondan sonra anasının memesini buluyor. Çık 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 çık. Allah Allah. 23. yüzyıl Üstad nasıl anlatıyor? Onlar başka bir yerde talimle görmüşler. Geliyorlar dünyada. Ama biz de bu eğitimi görmekle, okumakla, hayalimizi doldurmakla ve bilgilerimizi artırarak ne için bilgimizi artırmaya, ne için okumaya, ne için bu tefekkürü yapmaya çalışıyoruz? Rahmetli Zübeyir abi derdi ki, kardeşim derdi, insanlar devamlı sene bir değişiyor. Bu hücreler bizim vücutumuzda yeri alıyor. Bu hücrelerin yeniden eğitim yapması için askeriye gibi aynı. Nasıl askeriye, acemi askerler giriyorlar, eğitim yapıyorlar. Ondan sonra ustalaştıktan sonra bir tane teri soruyorlar. Bizim vücutumuza giren bu unsurlar, patates, domates, gıda maddeleri, bunlar aklın, şu şuurun, ilmin idraki altında ne yapacak? Nurlanacak. Tefekkür ederek, Allah'a ibadet ederek ondan sonra ne oluyor? Onun için de Allah ne buyuruyor? Niye bunu yapın diyor? Niye bunu yapmamız lazım geliyor? Çünkü Allah diyor. İman edenler iman ediniz. İmanda devam ediniz. İmanda sebat ediniz. Allahu Ekber. Allah'ım biz iman ettik. Tekrar imanda devam, tekrar imanda sebat. Bir de bakıyorsun ki üzerine bulut kapanmış. Gaflet var. Bir gaflet halindeyiz. Allah bizi gafletten uyarmak için bakıyorsun bir sıkıntı veriyor. Bir atalete düşüyoruz. Şimdi nasıl acı tatlıyı, soğuk sıcağı, siyah beyazı, karanlık ışığı gösteriyor. İnsanın da bünyesinde bu latifeler feyizzap olmayınca o zaman sıkıntı başlıyor. Yani bir hasta ne zaman ağrı başlarsa o zaman doktora gidiyor. Diyor ki ağrılarım var, doktora gideyim diyor. Tahlillerini yapıyor. Hangi türlü hastalık varsa tedavisini yapmaya çalışıyor. Ama şimdi bizde aynen ruh ve kalbin gıdasızlığından ve vazifesinden dediği gibi üstadımızın. Bu sıkıntılar oradan geliyor. O zaman ne yapıyoruz? O sıkıntılar bizi nereye götürüyor? Değil mi? Gençlik Efendi dediği gibi diyor ki o sıkıntılardan dolayı kalp ve ruhun gıdasızlığı ve vazifesinden gelen sıkıntılardan git sen hastaneden, git hapishaneden, git meyhaneden, git kabristandan sor diyor. Bunları da biz yaşadık. Birkaç gün evvel Hoca Efendi'nin birine dedim ki hani diyor ya dedim Peygamberimiz olsun arkadaşım şöyle senin ne olduğunu bileyim diyor dedim. Bizim arkadaşlar da sarhoşlar, kumarcılar, yanlış yaşayan arkadaşlar. Şimdi bugün de bir doktor ziyareti dedik. Dedim ki doktor bey ya hepsi doktorlarla beraber bir arada duruyorsunuz. Mesainizin çoğu hastayla geçiyor. Şimdi ne için hastayla berabersin? Çünkü hasta senin mesleğinin gerçeğini ortaya koyuyor. Onun tedavisi hayat bahşediyorsun. O zaman bize de bir görev düşüyor. Nedir? Siz doktor olarak hastayı tedavi ediyorsunuz. Biz de insanların manevi morallerini takviye ederek gençlerin, bugün hele gençler hele yani bu sağlam pırıl pırıl bir nesle ihtiyacımız var. Bu asrın vebası olan bu nikotin başını almış gitmiş. Küçücük yavrular, küçücük insanlar anlamak için bu yaşımda şimdi ben de bir bağışıklık olsa herhangi bir alışkanlığım anlattığın zaman da kafası şişiyor. Şimdi hadi bu talebeyi sen ders dinlet. Kafası şişti. O zaman dinlemek istemiyor. Diyor ki ya kessem konuşmayı. Keşke gitsem de ben çekiştirsem de ondan sonra konuşsam. Ondan sonra bakıyoruz ki maalesef biz şimdi bu cengaver milleti diyor Üstad ya. Ya vaktiyle Şeyh Said'e yazdığı mektupta bu cengaver millete kılıç çekilmez diyor. Temir etmeliyiz, inşaat etmeliyiz diyor. Allah da diyor ki siz kötüleri öldürmekle mesele halledemezsiniz. Yeniden doğanları inançlı, itikatlı, imanlı yetiştirin. Netice hallolur. Şimdi ben de bugünkü arkadaşlara anlattığım gibi diyorum ki anne sen çocuğun aşısını unutma. Git. Bak sağlık ocaklarında aşılar yapıyorlar. Bu nedir? A aşısı, B aşısı, C aşısı daha ne gibi aşılar çıkmış. Ben de kuzu yetiştiriyorum şu anda. Doktora sordum. Halep keçilerim vardı. Ölüyor. Bir de bakıyorum ki hayvan nefes alamaz hale geliyor. Koşuyorum. Mübarek veteriner son gelişen teknolojiden haberi olmadığı için veterinermiş ama başka işlerle uğraşıyor. Pasta, musta işleriyle uğraşıyor. Gelişen hastalıklardan, araştırmalardan haberi olmadığı için halbuki Allah bize bir nimet vermiş. Bugün internet var ya. Bugün televizyonlarda bu konulara izah ediliyor. Araştır. Onun ne netice götürüyoruz. Bir iğne vuruyor. 5 dakika sonra kuzu ölüyor. Dedim ya ben bu kuzuların nasıl olacak? Halep keçilerimin oğlakları ondan sonra ölüyor böyle kıpır kıpır. Gitti.
gittim bir tane pazar yerinde çokça keçisi olan bir arkadaşa sorayım dedim. Ya arkadaş sen dedi bu keçilere nasıl bakıyorsun dedim. Dedi ki kardeşim dedi benim de çok ölüyordu böyle dedi. Ben dedi gittim dedi kuzuyu elime aldım götürdüm dedi Kırıkkale'de hayvan hastanesi var dedi. Orada dedi tahlil yapıyorlar dedi. Bana dedi ki kardeşim sen bunun karmaşasını yaptırmamışsın dedi. Ondan sonra dedi karmaşayı yaptırınca dedi hem annesinin karnında hem kuzuya ayrıyeten sonradan böyle böyle olunca dedi o zaman bizim kuzuların ölümünü kurtardık dedi. Şimdi bir kuzunun karma aşısı yapılarak hangi bir veteriner, hangi bir araştırıcı varsa bütün meseleyi önce hastalanmadan evvel bağışıklığını geliştirmek için aşıyla kurtarıyor. Peki bir hayvana biz aşı yapıyoruz da bu pırıl pırıl nesle, bu cengaver milletin çocuğuna Allah peygamber ne yapacağız? Allah değil. Okuduğu fenleri izah edecek. O gözle bakacak. Şimdi bir adam dağları detaylı gezse boş gezer. Ama bir madenci gezse dağlara ilgili taşlara bakar. O taşa bakar. Bu taşa bakar. Bir de gözüne bir değişik bir taş geldiği zaman da alır cebine kur. Gidince bir madenciye der ki ya şuna bir bak bakalım bu nedir arkadaş der. Bir de bakarsın ki madenci der sana. Diyor kardeşim bu taş değil bu madendir. Götür tahlilini yaparsın ki kromdu, karkerdi, alçıyı da al bakalım sen defileyi buldun işte. Şimdi biz böyle olunca bu insanlara, bu gençlere niye biz bunu kendimiz ferdin ferda yapmaya çalışıyoruz? Sebep ne? Ben diyorum ki ben madem ki Allah bana bunu nasip etmiş, ben bundan mükellefim. Ben bu başka arkadaşa anlatmak mecburiyetindeyim. Anlatmam lazım diyorum. Öbür taraftan benim yaşlı olduğum için yaşlı arkadaşa diyorum ki sen anlatamıyorsan cebinde bir tane kitap bulundur. Bak Diyanet basmış. Bu kitabı hasta yakmamaya gidiyorsun. Portakalı, limonu, mandalini, hediyeliği kim olsa götürüyor. O hastanın esas en büyük tedavi moraldir. Hastalığın bir ihsan-ı ilahi olduğunu bilmektir. Onun direncini, mukavemetini artırmaktır değil mi? Onu anlattığın zaman da ondan sonra hastalara, ihtiyarsa ihtiyara, gençler ise gençlere değil mi? Böylece ne yapmış oluyoruz? Onun bağışıklığını geliştirmiş oluyoruz. O mikroplara karşı yenici oluyor. O bilgiler inkardan geliyorsa, yanlıştan geliyorsa, histen geliyorsa, nefisten geliyorsa, şeytandan geliyorsa elbette Allah her derdin bir devasını vermiş. Bugünkü kör hissiyatında, bugünkü hastalıkta kör hissiyat gördüğüm kadarıyla. Yani bu diyor kör hissiyat akıbeti düşünmez. İtikadı da olsa, inancı da olsa kör hissiyat icra etmeye kalkar. Onu da musibet bertaraf eder. Musibetle bertaraf olmadan akıl midemizi doldurup, irademize hakim olup akıllı yaşamanın yoluna bakmak lazım. Ben efendim şöyle yaparım, böyle yaparım. Bir de bakıyorsun ki 4 gün sonra o sıhhatini kaybetmiş, hastane kapısına varmış. Doktor buna diyor ki sen bunu kullanma diyor. İsterse kullanma ama bloku çatlatmışsın kardeşim değil mi? Biz bu milletin, bu gençliğin düştüğü bataklıktan kurtulması için biz ne diyoruz? Genç kardeşlerimizle hayatımız boyunca sen şimdi 80 yaşında bir ihtiyarsın. Niye gençler böyle konuşuyorsun? Kardeşim ben de gençtim. Benim de evladım var. Benim de torunum var. Ben de gençlerin içindeyim. Bugün gençleri dün komünizmin önüne, komünist ne diyordu dünden? Gençlerin önüne kadını, erkeğin üzerine parayı serpiyordu. Şimdi bugün bu gençlerin yanlış yollara yönlendirip bu felaketin önüne, Üstad ne diyor? Avrupa'nın sari iletimi yoksa İslam cemiyetinin teri taze iman esasları mı? Şimdi biz böyle teri taze iman esaslarını alınca şimdi bakıyorum Amerika'da uyuşturucu son safhada. Parklarda içebiliyor gençler. Her türlü rezalet, her türlü menhiyat. Gençlere soruyor ben gittiğimde çocuğumun düğününe gitmiştik. Ondan sonra diyorum ki abi bizim için fark etmiyor diyor. Kasap dükkanındaki etten farkı yok diyor. Maşallah diyorum sen. Zindesin. Niye? Almış aşıyı değil mi? Bir de bağışıklığı geliştirdiği gibi devamlı kendini korumak için bu hayalinde bir gaye var. Ben Allah için bugün ne yaptım? Acaba herhangi bir insana bir dini konuyu anlatıp da onun hidayetine vesile olabiliyor mu? İlmi var, bilgin var, çok okudun ama ilmini satmıyorsun kardeşim, anlatmıyorsun. Herhangi bir kimseyle alakalı kurmuyorsun. Cuma'ya gidiyorsun camide bakıyor doluyor. Hoca efendi hutbe okuyor. Akraba diyor. İslam akrabayla mı okuyayım? Peki şimdi devlet kaskosu var, devlet sigortası var, devlet tebiratı var. Dün akraba sigortası vardı. Akraba onun ihtiyaçlarını karşılardı. Şimdi akrabanın herhangi bir bunalımı var. Akrabanın bir ihtiyacı mı var? Ben dert babası mıyım kardeşim? Kardeşim sen nakliye taşıyan bir arabasın. Bu yükü almazsan sırtına Allah sana başka türlü bir dert verir. Başka türlü bir musibet verir. O zaman daha felaket olursun. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki ümmetim diyor. Değil mi? Ya. Şimdi bu insanları böyle
çevresine davet edecek, böyle bir himmetle, böyle bir gayretle bu insanlara ulaşacağız ki o insanla o yangını söndürmüş olacağız. Allah niye Lut kavmini helak etti? Niye etti? Onlar isteseydi onu ıslahına çalışırdı. Çalışmadığı kendini kurtarmak, gece teheccüdden, namazdan, ibadetten kıl beşi kurtar başı. Allah da onları değil mi ya? Onun için bu musibetlerden kurtulmanın yolu, hep beraber bir gemide yaşıyoruz. Orta Doğu yanıyor. İç harp gövdeye götürmüş. Şimdi bu yanlış şeylere, bu Allah esirgesin insanların birbirleriyle boğuşmasına, tartışmasına, yanlış yapmasına sebep nedir diyorsa cehalet diyor. Ahir zamanın alameti birisi de ne? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ahir zamanda ne ölen ne için öldüğünü bilecek, ne de öldüren ne için öldürdüğünü bilecek. Allahu Ekber. Garip bir ölüm bak. Şimdi bakıyoruz ortam kermekeş değil mi? İntiharlar, olaylar, hadiseler. Şimdi yani biz İslam dinine müşerref olmuşuz. Peki biz, bizim çocuğumuz, bizim ailemiz, bizim toplumumuz, bizim insanlarımız ne kadar sıhhatli olursa, ne kadar Müslümanlığı yaşarsak, usta ne diyor? Eğer biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakaiki imaniyenin kemalatını, olgunluklarını, güzelliklerini hal ve ehvalimizle ishar edecek, sergilesek, sair dinlerin tabirleri elbette cemaatlarla İslamiyet'e girecekler. Küre-i arzın bazı kıtaları ve devletleri İslamiyet'e dehal edecekler diyor. Şimdi ben yaşadığım işi söylüyorum. Marmaris'e bir arı götürdüm. Almanya'dan bir mühendis, genç bir kadın da gelmiş orada. 5 dönüm bir yeri kiralamış. O zaman yük almak yok demek ki. Oraya kaç yıllığına kiraladıysa oraya bir güzel villa yapmış. Biz de orada arıcılık yapıyoruz. Bu mübarek insanlar öyle bir aile ki oraya gelmiş ama nereden gelmiş? Doğudan gelmiş, doğudan. Doğudan gelmiş, orada bir yer tutmuş. Sonradan da çıkan kanunlar onları ormanın içerisinde Marmaris'te oraya mülkiyet sahibi olmuş, görev sürmüş veya kullanmış. Orada tarla sahibi olmuş. Onlara kiraya vermiş. Şimdi bu zat diyor ki benim bir annem vardı diyor. Buna ayıcı diyorlar, ayıcı. Ayıcı diye orada meşhur o şeylerin olduğu yer. Bunun annesini anlatıyor. Diyor ki annem diyor günüzleri diyor keçi güdermiş, geceleri Yunan harbinde silah taşırmış. Geceleri. Hiç bilemezlermiş bakalım Yunanlar. Bu keçi güden kadın keçi gidiyor. Halbuki keçi güderken o gecelerde silah taşırmış. Böyle bir annenin çocuğu. Anladın değil mi? Tek başına da öyle bir ayıyı halledermiş ki çünkü bana telgraf çektiklerinde o zaman telefon veya telgraf çektiklerinde dediler ki durma gel ayılar arına musallat oldu dediler. Gittim. Baktım ki ayı kaldırıyor ayı, yere çalıyor, üzerinde bir yuvarlanıyor, arı hep ölüyor. Ya Allah ya bal içindeki kovandaki balı. Şimdi biz bundan başa çıkacak halimiz yok ayıyla. Biz bir bildiğimiz kadarıyla dedik ki ne yaparız bize gelmemesi için? Orada bir ışık yakalım dedik, bir lüks yaktık. Lüks yakınca lükse gelmiyor. Gelemiyor ama balı da yiyemiyor. Yiyemeyince kızgınlığından koca kaya alıyor bizi buraya bir atıyor. Allah! Anladın değil mi? Şimdi ayıyla baş başa. Bu evin sahibi de bunların hakkından gelirmiş. Rüzgar tarafından yaklaşmam diyor. Arka taraftan yaklaşayım bilmem ne yaparım onu öldürürüm böyle diyor. Anladın değil mi? Fakat yaşlanmıştı adam. Şimdi bu insanın beziyetine baktım ben. Biz arılarımı koruduk. Çünkü ışığı yakınca gelmedi. Arılar korundu. Ben de giderken oradan zeytinyağı götürmüştüm Marmaris'ten. Sıkma zeytinyağı. Gelirken de memleketimizin kendi ürettiğimiz ondan sonra çiftliğimizde ürettiğimiz fasulye götürdüm fasulye. Beyaz fasulye. Şimdi bu adam hanımı diyor ki rahmetli annem derdi ki diyor. Oğlum misafir gelince hemen sofra serilir derdi diyor. Aç mısın? Yemek koyayım mı? Bilmem ne. Hemen sofra serileceksin. Öyle bir misafirperver ki. Şimdi hatta götürdüğümüz fasulyeden cumaden çıktı orada. Baktım ki cuma yemeği diye masalar sandalyeler fasulye bilmem ne yemeğinden cuma yemeği veriyorlar. Allah Allah bu dedim nereden gelmiş bu? Meğerse bunun o mübarek annesi ne yaparmış? Misafirperverlik varmış. Anladın değil mi? Biz diyor böyle gördük diyor ya. Böyle diyor. Annem diyor. Sormaz mıydı diyor. Demez miydi ki diyor. Gelin hiç sorulur mu? Hemen sofra ortaya serilir. Misafire yemek konur diyor. Bu öyle bir cezbetmiş Alman'ı ki. Öyle bir muhabbet. Ayrılıyorlar ben oradayken. Yani Almanya'ya gidiyor geçici olarak oraya. Ondan sonra orada duruyor. Bir ağlaşıyorlar. Anne baba kaynaşıyor. Allah Allah. Niye? O yaşlı kadın. O yaşlı erkek. Ama öyle bir annelik yapmış ki onları bağrına basmış. Böyle şimdi bu misafirperverlik, bu Osmanlı dediğimiz o ana, Osmanlı anası nasıl? Bak ecdadı okuyoruz. Bakıyoruz ki yani Fatih'i doğuran ananın haline bak. Değil mi ya? Açık bir şey yani böyle. Bunlar o analar da böyle her soğuğa, her şeye göğüs gelen. Ya
Onun için şiirde var ediyor ya, sen ne de oyundasın oynaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın, bizim memleketimizin güzide evladı. O da zorunda pehlivan, dünya şampiyonu. Ben dedim ki, senden evvel anneni tebrik edeceğim ben senin dedim. Seni doğuran anneyi tebrik edeceğim. Kendini nasıl korumuş, nesil proteinlerle, maşallah Allah uzun bir ömür versin, öyle bir evladı doğurmuş değil mi ya? Ya üstad demiyor mu ki, hayatın ruhiyesini karnında alır çocuğun diyor. Annenin karnında alır diyor. Şimdi bugün yani bu memleketin çocukları böyle zinde olsa, anneler ondan sonra çocuklarına titrediği gibi, ondan sonra yanlış bir hastalıklar dediğimiz bu veba gibi buna benzer, ondan sonra stresle bunalımlara gelecek bir durum. Çünkü o hadise öyle bir yoldayız ki, öyle bir günde yaşıyoruz ki, stabilize yol. Sıfır arabayı koyuyorsun, takır takır her tarafı dökülüyor. İki gün sanayiden çıkamıyorsun. Her gün sanayi, her gün sanayi. Çünkü yol stabilize. Zincirleme trafik kazası. O zaman ne yapacağız? Biz böyle bir ortamda bakıyorsun daha anne olmamış, stres içinde değil mi? Yarın anne olduğun zaman ne olacak bu? Bu kablo bu cereyanı taşır mı? Bir de bundan kaynak yapacak olsan, abo, kablo da yanar, yangın çıkartır. Değil mi? Kablonun kaynak cereyanı hem 220'yi geçer, hem de kalın kablolar da gelir. Değil mi? Şimdi böyle bir vaziyetin içerisinde biz ne yapalım? Ne yapacağım? Sana mı düşüyor? Senin mi görevin? Ben Allah rızası için, biz madem ki biz peygamber sünnetini yaşamak istiyoruz. Peygamberimiz ne diyor? Senin vasıtanla bir insanın hidayetini gelmesi. Nedir bu? Aile problemi var. Günler kaynıyor, yanıyor. Ya bugün yuvalar dağılıyor. Çocuklar ortada kalıyor. Ya neden? Stresli haller, yani bunalımlar, efendim imkanlar şöyledir. Halbuki bakıyoruz ki geçmişteki ecdadımızın haline, ondan sonra kayınbaba, kaynana, şu bu, hani bunlar istemiyoruz galiba. Gel kayınbaba hizmetçi, bunları da mı istemiyoruz? Evin ayrı, bayrağın ayrı, mülkün ayrı, çamaşır makinem, buzdolabım, televizyonum, giyimim, işim, araban ayrı. Fakat yine bir geçimsizlik var. Yine bir huzursuzluk var. Yiyeceğim, sana mı düşüyeceğim? Bana düşüyor. Çünkü toplum ne kadar buna sahip çıkarsa, herkes bir doktor olmaya, herkes bir yangın söndürmeye çalışırsa, üstadımızın dediği bu yangını söndürürüz.